tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Tam sezonun bitmesiyle takas dedikoduları da çıkmaya başladı ve ilk çıkan en enteresan haber Bradley Beal Warriors dedikodusu. Gerçekleşirse sizce Warriors'ı Bradley Beal tekrar favori yapar mı? Ya şimdi bu demin de biraz Warriors'ı konuştuk. Warriors'ın şu kararı vermesi lazım. Yani söylediğim gibi rakipleri seyrettiler bu sene. Lakers'da çok büyük değişiklik olmayacak zaten. Salary cap'in ikisini belli. Alan belli. Paul George'u takas edemez diye düşünüyorum. Yani Clippers. Clippers'da da değişiklik olacak. O da belli. Ha, Houston biraz muamma. Ama takım sahibi de ben Harden'dan vazgeçmem dedi. Harden olduğu sürece yani Westbrook'u Jordan alırsa Charlotte'ta onu bilemem ama yani orada da Harden var. Doncic. Porzingis'in ne olacağı önemli. Bir soru işareti ama yani 5 aşağı 5 yukarı önünü görebiliyor Golden State. Şimdi Golden State şu kararı vermeli. Uzayım mı? Hızlanayım mı? Yani şimdi Andrew Bogut zamanında Andrew Bogut onlar için ideal 5 numaraydı. Kesinlikle. Yani Zaza da şampiyonluk kazandı ama Bogut'tan sonra Zaza'yla o şeyi yakalayamadılar. Uzamasına gerek var mı ya da hızlanmasına mı gerek var? Bradley Beal hızlanmaya, evet. Hızlanmaya yönelik. Ama Bradley Beal 1.90. Bradley Beal'dan şimdi Andrew Wiggins'ı savunmaya heveslendirme şansın Bradley Beal'dan bence daha fazla. Kesin. Çünkü Bradley Beal geçen sene bir barajı açtı. 30 sayı baraj. Ya şimdi Wizards olsun, hangi takım olursa tabii olsun. Çok önemli. Tabii. O noktaya gelmiş bir adama ya sen şuradan 8-10 sayı fedakarlık et. Bir de yani rakibin en iyi oyuncu ha şey 2 sene yani bu sene değil çünkü bu sene o tür şeyler tutulmadı. Ama geçen sezon bütün NBA'de Jrue Holiday'den sonra en çok koşan oyuncuymuş. Bradley Beal. Bradley Beal. Yani öyle enteresan bir şey var. 2.04 kol uzunluğu var. Fena değil. Fena değil. Yani şimdi bir iki tane acaba draft'te ne yapabilirler diye draft'ı biraz inceledim de. Bence yani çabuklaşmayı, hızlanmayı seçmesi gerekiyor. Benim şahsi fikrim. Ha, bunu yaparken de Bradley Beal doğru isim mi, değil mi? Onu bilemiyorum. Wiggins uyuyor mu, uyumuyor mu? Soru işareti bir. Wiggins da bir sene deneyecek mi? Şimdi öyle bir noktaya geldi ki babalar 30-32'lere geldi yaş olarak. Çok önemli artık. Yani bir deneyim, bir daha bir deneyim o dönemler biraz kapı kapanıyor. Zor kararlar... Demin de söylediğim gibi baştan çözüm Antetokounmpo'yu almak. Ama alamadığın takdirde rakiplerin de belli. Kim yani zaafların da belli. Ne yapabilirsin? Şimdi demin de söyledik $17.2 milyon bir trade exception'ı var. Iguodala takasından gelen. Çok önemli bir... Bu çok önemli bir rakam. Yani bu... Joker kartı gibi yani, bir şey. Yani Monopoly oynuyor mu gençler? Oynamaz. O biliyordur ama. Yani get out of jail free gibi aynen, bir kart bu. Joker yani, kartı gibi. Hapise düşersen. Kodesten çık. Kodesten ha, çık Türkçesi var. Kodesten çık. Bunu da değerlendirip. Yani Golden State'in elinde çok ikram edebileceği, farklı paketler yapabileceği çok güzel malzemeler var. Önemli olan kararını nasıl verecek? Yani bu paketi yapıp kime şey yapayım? Ha Antetokounmpo kaldı. Antetokounmpo imzalamadı. Gelecek sene de bu sefer salary cap'i düşünerek hareket etmesi lazım. Yani şimdi NBA'de eskiden genel menajerler sadece oyuncu yeteneği, tabii, karakteri tabii. Onlara bakardı. Şimdi bir de biraz da muhasebecisi oldu işte. Muhasebeci olmak gerekiyor. Peki Draymond Green Wiggins de hadi o kumarı oynadılar. Thompson, Curry, acaba
Var mı dedim NBA draftinde? Uyacak biri. Uyacak biri. Şimdi çok şey olamaz. Siz 3 numaralı pozisyona mı baktınız Murat? Ya ben 3-4 savunacak 3-4 oyuncuya falan baktım. Çünkü ha bir de üçlük atacak. Warriors'da tabii. Warriors'da. Yani ben ona baktım. İki tane oyuncu benim dikkatimi çekti. NCAA'leri çok takip edenler varsa, atladığım varsa da sana bildirsinler. İleride onu da konuşuruz. Bir tanesi Villanova, Sadık Bey. Çok iyi bir koçun elinden geçiyor. 6 foot 8, yani 2-4. 2-4. Ama kol şeyi 2-13. Şimdi Bradley Beal'inki 2-4'tü. 2-13 ile 2-4 arasında yaklaşık 10 santim fark var. Ve %45.1 ile geçen sezon NCAA'lerde üçlük atmış. Atlet ve karakteri de çok düzgün diyorlar. Tabii yani hiçbir koç kötü demez. Kendi oyuncusu için ya atıyor tutuyor da serserilikteki demez yani. Diğeri de Devin Vassell. O da 6-7, biraz daha kısa 2-1. Ama onunki de 6'10 yani 2-8-2-9 kol şeyi var. O da %41.5 şey, üçlük yüzdesiyle oynuyor. Motoru daha biraz daha yüksek, enerji şeyi. Yani o takas ikinci tur belki biraz yüksek bu oyuncular için. İkisinde pek adı geçmiyor ikinci sıra. Ha, orada da belki 5'e 7'ye 8'e geri gidip karşılığında bir şey daha da alabilirler. Eğer başka bir takımın almak istediği bir oyuncu varsa yanıp tutuştu. Tabii valla ben şöyle baktım. Sizin çok güzel analizinize devam edeyim. Uzamak mı, kısalmak mı? Çünkü burada her zaman genelde NBA'de şampiyon olan takıma göre kurgu yapıyor takımlar. Warriors'ın domine ettiği dönemde hep herkes bir şuta dönelim dedi. İşte Trey Young'lar draftlarda tepelerden gitmeye başladı. Ve de bir NBA'de kısalma, şutara dönme oldu. Şimdi Lakers'ın şampiyonluğunda orada iki tane iri, cüsseli ve uzun sayılabilecek, içeriden oyun oynayabilen iki isim var. Warriors felsefesi kesinlikle uzamayı düşünen bir felsefe değil. Bence de. Baktığınız zaman ben de üçlük atan bir oyuncu almaları gerektiğini düşünüyorum. Ama bu Bradley Beal değil bence. Oradan başlayayım. Çünkü Bradley Beal baktığınız zaman söylediğiniz gibi 30 sayı barajını geçti. Ama Kevin Durant Golden State'e geldiğinde hala takımdaki en iyi basketbol oyuncusu. Takımın alfası değil ama en iyi basketbol oyuncusu Kevin Durant olarak geldi. Takımın alfası, yüzü, efsanesi Steph Curry'ydi. Ama el yakan toplar olsun, bizi NBA'in finallerinin 3. maçında geriye düştük, kurtar baba dedikleri Kevin Durant oluyordu. Bradley Beal bu takıma gelse 3. şut ile alacak. Curry 1, Clay 2, Bradley Beal 3 olacak. Çünkü yüzdelerine de baktığınızda, hiyerarşiye de baktığınızda tamam Clay Thompson, Kevin Durant gelince ben 3 olayım der. Fizik ama olarak da Durant'ın çeşitliliği yok. Tabii yani ki yok yani. Kıyaslama o açıdan, hangisi daha iyi açısından yapmıyorum ama basketbol oyuncusu ağırlığı olarak Clay Thompson, Kevin Durant geldiği zaman tamam baba ben 3. şutör olurum, skorer olurum, 3 tane de daha az şut kullanırım diyebilecek bir oyuncuyken Bradley Beal geldiğinde beni 3'e atamazsınız der. Hem o atamazsınız der hem de top adedini kabul eder mi? Yani çünkü onun bir de nişanlısı mı ne var biliyorsun? Devamlı sosyal medyada hiç bilmiyorum. All-Star seçilmedi diye ona saldırdı, buna saldırdı. Bradley Beal'ın diyorsunuz. Tabii tabii. Bradley Beal ona yani, göreceğim. Ben Clay Thompson baba Ball benzeri bir hanım var orada. Tabii. Yani ben Clay Thompson kabul etmez diyordum. Bradley Beal da etmez. Zaten etmez. Oradan başlar sıkıntı. Yani takımdaki hiyerarşi problemler yaratabilecek bir isim Bradley Beal. Oraya alacağın eğer Yanis gelirse o sıkıntı çıkmaz. Sizin bahsettiğiniz gibi. Yani o yüzden köprüyü verirler ya Golden State köprüsüne. O açıdan baktığınız zaman Bradley Beal bence burada istatistik olarak alt alta koyduğunuzda işte 30 sayı atıyor, şu kadar üçlük atıyor, %35 ile üçlük atıyor gibi güzel gözükse de takım kimyası açısından doğru isim olmadığını düşünüyorum ki salary cap konusunda da çok haklısınız. Bir sene sonra Kawhi'nin ne olacağı, Paul George'un ne olacağı, Giannis'in ne olacağı belli olmayan bir seneye giriyoruz. O yüzden Golden State elindeki bütün çipleri ortaya. LeBron'un da bitiyor değil mi? LeBron'un da bitiyor ama artık ya bak hiç belli olmaz. Goat yarışında 4 ayrı takımı
şampiyon yapıp 4 final MVP'si. Ama Golden State, Golden State'e gelmez. Yani o olursa neyse onun zamanı gelince bir sene sonra konuşuruz. Ama yani çok önemli bir sene daha geliyor yine free agency olarak baktığınızda. O açıdan Antetokounmpo için bütün çipler oynanır. Ama Bradley Beal için o çiplerin büyük bir kısmını oynayacaklarını zannetmiyorum, ellerini kollarını bağlayacaklarını. O açıdan Golden State çok iyi yönetilen bir takım. Bir de geleceğinin Bradley Beal için riske atmazsın. Anthony Davis tabii, için atarsın. Tabii, kesinlikle. Antetokounmpo için atarsın kesinlikle. Ama Bradley Beal için atmazsın. Hele böyle iki tane oyuncum var. Kesinlikle. Yani Golden State'in ne kadar iyi yönetildiğini anlamak için de Murat abi şampiyonluklar gelmiş, finallere çıkılmış. Saydığınız draft asetleri, elindeki oyuncular verebilecekleri hala oradaki kasa dolu, cephane dolu. O yüzden hakikaten çok iyi yönetilmiş. Mesela şanssızlıkları bu draftlerde bir... Kötü tabii. Ya kötü diyemeyeceğim yani böyle ön plana çıkan yani %100 olur diyebileceğimiz tabii. Yani bu draftte bir Anthony Davis yok, LeBron yok, ne bileyim işte son yıllarda kim var, Zion yok. Yani Jason Tatum yok mesela, atıyorum. Daha da o kadar uçmadım yani, bir Jason Tatum bile yok. Ama burada 10 ile 15 arası da ben ilginç acayip bir oyuncu çıkabilir. Sırada şey yapıyorum yani. 8 ile 15 arası. Aynen öyle. Yani bu tam San Antonio draft. Jik diye bir tane çekiyorlar arada. Tabii tabii. Veya şey Toronto. Toronto, San Antonio, Miami. Miami. O takımlar için böyle o ne güzel oyuncular. Miami diye. Şimdi böyle raw inanılmaz bir potansiyeli bulup geliştirir 2 sene. Tabii. Bu da nereden geldi dersin. Evet. Aa, sonra bakarsın 2 sene önce draft etmişler bunu diye. O tarz bir draft. Bakalım yani Golden State hakikaten herhalde hızlı geçirecek bu dönemi. Yani Milwaukee, Golden State, Miami bunlar bu kışı heyecanlandıracak takımlar. Bakalım neler göreceğiz ilerleyen günlerde diyelim. Bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.